Flöyt modülü neden önemlidir? Biraz önce bir konuşmamda belirttim ki bir duvardaki potluğa benzer. Yani tiroid nodülü dediğimiz şey boynumuzun ön alt kısmında yer alan tiroid bezinin içinde belirmiş bir yumru. Şimdi şöyle düşünelim, bir duvarımız var evde ve bu duvarın bir yerine bir potluk çıkmış. Bir dakika ne oluyor deriz. Bizim burada üzerine durduğumuz ilk şey bu potluğun verdiği bir rahatsızlık ama daha önemlisi potluğun altında ne yatıyor acaba? Yani acaba bir yerden bir su baskını mı oldu? Acaba bir şeyler mi kaydı? Yani o çok önemli bir şeyi de işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla biz de aynı şeyi aslında tiroid nodülü için düşünüyoruz. Yani tiroid nodülü dediğimiz zaman o nodülün altında tehlikeli bir şey var mı? Biliyoruz ki aslında çok masum nodüller de var. İşte bunları iyi ayırt etmek lazım. Yani düşünün ki sokakta yüz binlerce insan var ama bunların içinde belki bir tane çok tehlikeli bir kişi var. Şimdi 100.000 kişiyi yok etmeyi düşünemezsiniz o bir kişi için. Ama 100.000 kişinin içinde o bir kişiyi tespit etmezseniz o bir kişinin verebileceği zararlar var. Yani bu genel mantık aslında bizim tiroid nodülleri için de geçerli. Tiroid nodülleri de biz iyi huylu derken zarar vermeyen, kendi halinde kalmış, belki içinde sadece bir hormon havuzu bulunduran bir nodülden söz ediyoruz. Ama kötü huylu dediklerimizde ise içinde kanser bulunduran ve o kişinin yaşamına mal olabilecek bir hastalıktan söz ediyoruz. İşte tiroid nodüllerini bizim ayırmaya başladığımız ilk bölüm bu olmaya başlıyor. Yani evet burada bu kişide bir nodül var, saptadık. Bu nodül bir tane mi, kaç tane? Bu nodül tehlikeli mi, değil mi? Tedavi gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Bunları anlamaya çalışıyoruz.